Soya tavvel kulub. Medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Ekremel Ekremin, medet ya İlahel Alemin. Destur ya Adem Safiullah. Destur ya Muhşekurullah. Destur İbrahim Halilullah. Musa Kerimullah. İsa Ruhullah, Muhammed Mustafa Habibullah ve cümle Peygamber'in zan ve Resul-i Kiram'ın zaratı destur ya sahib-i meydan rıza'en lillahi bil Fatiha ma'az salavat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdle başlarım. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve âli ashabına, ahbaplarıma salatü selam olsun. Ayrılık diyoruz. Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisidir, ilahisidir daha. Şundan daha yukarıydı, şundan daha aşağıydı. Şunun için yaratıldı, şunun için yok. Ayırt etmeyin. Emri ilahi bizi ilgilendiriyor. Olay değil. Emri ilahi neyse, aklı selim olan insanlar bunun dışına çıkmamaya çalışırlar. Emrullah'ı tebliğ eden işte Peygamber Efendimiz. Zamana göre. Zamana göre. Rabbim lütfetmiş, ihsan etmiştir. Dünün yaşantısını bugüne değil, bugünün yaşantısını yarına değil. Beşer karıştırıyor bunu. Allah karıştırır mı? Öyle bir nizam alem kurulmuş ki hiç değişmiyor. Değişmeyen bir alem kurulmuş aslında. Ben gizli hazineydim, bilinmekliyim dedim. Zatımdan zatıma tecelli ettim diyor Allah. Nur-u Muhammedi yarattı. Nur-u Muhammedi umumidir, ferdi değil. Âlem Safiyullah'tan kıyamet kadar zuhur eden nur-u ilahi, rahmet-i ilahi, merhamet-i ilahinin ismidir. Anlam itibariyle. Onun için ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ismine Muhammed denilmiştir. Kaç tane isim vardır Peygamber Efendimiz'in? Ahmet'tir, Mustafa'dır. Anlam itibariyle Muhammed. Levlâke levlâk lemâ halâtûl-eflâk anlamı.
Sen olmasaydın Habibim, ehlakı yaratmazdın. Burada sen Muhammedi, Nur Muhammedi. Ne zaman var? Adem Safiyullah'tan kıyamete kadar ihsan etmişsin. Bu nur devam edecek. Şimdi diyorum tabii. Kıyamete kadar devam edecek. İşte bu ilminde yoksa maksat ilim. Ne anlayamadımsa neden bahsediyorsun da işer diyorsun insana? Sahi ilim, her ilim kendine göre güzelliği vardır. Her ilmin kendine göre değeri vardır. Ama ilim Allah'ı bilmektir buyurdu Peygamber Efendimiz. Bir kişi Allah'ı ne kadar çok biliyorsa, haşa daha iyi biliyorsa, o en büyük alimdir. Allah bir beşer gibi değil ki işte filan semtte oturuyor ya. Git sen de gör anlamında değil. İşte baştan ilticağında niyaz ettiğim vücuduyla mevcut. Allah'ın vücudu var mı? Bütün hayat mevcut. Sıfatlarıyla muhit, bazı muhit yerlerde sıfatları tecelli ediyor. Esmasıyla zahir, bütün esma. Allah'ın esması bütün mükemmelde görülen şeyler. Maddede, manada. Onun için... 99 Esma-i Azam manasıyla okuyorlar Allah razı olsun. Allah'ın isimlerini saymak da bitmez. Bize bildiği diyor 99 Esma-i Husna dediğimiz. Bunun haricinde işte zati sıfatları, somut sıfatları, fiili sıfatları. Cenab-ı Hakk'ın Allah'ı ben biliyorum. Hayır, başlangıç mı bu? Neyi biliyorsun? Ya bir kuvvet-i kudret ilahi var ki beni de götürüyor işte. Deveyi götüren de beni götürüyor. Hani deve inanmazmış da Allah'ın varlığına. Develer ıhtırmış bir yerde istirahat ediyor. Develere kalktırmış. Nasıl deyip de kalırlarsa. Devenin biri kalkmıyor. Allah Allah. Hepsi kalkıyor, kalkmıyor. Deve ölmüş. Ölmüş de deveci anlayamıyor. Diyor ki deve burada. Yükü de sırtında. Deveyi götüren nereye gitti? Anlasın. O deveyi götürebilsen deve mi gidiyor? İşte onu bilmek. Seni efdal-i mahluk, şerefli mahluk yaratan yaratıcını bilemedim da. Tezih ediyorum size. Anlamayanlara diyorum. Sen diğer mahluklara benziyor musun? Hiç düşündün mü ya Rabbi ben de öyle yaratsaydım ne olurdu halim diye? Seni onlara musahhar kılmış. O mahlukatın fevkine yaratıldın sen. Yaratılışın sırrısın bütün mükemmenatın.
Hatta aklımız ermediği kayakçıların da sırrısın sen. Alemin sırrısın sen. Allah'ın istisnai yarattığı mahluksun sen. Beni Adem'sin. Adem olmayan, insan olmayan Adem. Beni Adem'sin. Ademlikte kaldıysan yoksun sen. O bir hayvanlardan farkın yok. Hatta onlardan da aşağı diyor Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da. Boynuzlu koyundan boynuzsuz hakkını aldıktan sonra toprak olacak yavrum aşağıda. Kafirler diyecekler ki ya Rabbi biz de hayvan olsaydık da bunu toprak olsaydık görmeseydik bu hali. Kur'an, Allah kelamı. İşte Habibim onlar hayvandan da aşağıdır, olamayacaklar toprak. Bildirdiğimiz azabı tadacaklar. İnanmadıkları azabı. Hani inanmıyorlar, yılışıyorlar diye dedikçe. Sen terbiye ettikçe onlar alay ediyorlar diye sen dediler. Evet, onlar toprak olamayacak. Çünkü hayvandan aşağıdır. Onun için koskos ediyorsun da şişmanıdır hani derin, gözeldir hani yerin derler bir insana sorarlar. Şişmanıdır ben öyle zayıfladım dersen derin sallanacak, ispat orada. Gözelsen muhakkak seni yerde bırakmazlar. Delik taş yerde durmaz, deli üzerinde durmaz derler. Hepsi yerini bulur da. Fakat işte ayrı bir güzellikler onlar istisnaidir. Rabbim lütfu ihsanıdır. Bazılarına geometri ihsan eder, bazılarına biraz o geometriyi göremezsin. Hikmet altındadır bunlar. Aklın ermez ki. Hiç akıl edilmeye de çalışma, vazifem o değilsin. Sen elinden geldiği kadar Allah'ı bilmeye çalış. Yaratılışın sırrı bu. Ben gizli hazineydim, bilinmek diye diledim. Saatimden zatına tecelli ettim. Başka güç yok ki sen tecelli edecek. Nurun hamili yavet. Nurun hamili ne zaman? Adem Safiullah'tan kıyamete kadar gelen rahmet-i dâhine ismi. Ya Rabbi kulların hep bir ayarda değil. Bunları yaratıcıdaki sırrı çözmek de kolay değil. Hazreti Allah bunun da cevabı varmış. Bazı kullarım dünya için yarattım, bazı kullarım ahiret için. Bazı kullarım da zatım için yarattım. Bazı kullarım da zatım için yarattım. Ey Abdülkadir, sen onlardansın. Allah bu hitabı şuresinde yürütsün. Allah da iltimas eder mi? Ne iltiması ya? İltimas ne demek? Bir tertib-i ilahi kurmuş Hazreti Allah. Ve gelecek için hazırlıklar yapmış. Beni Adem'i sırrı ilahi olarak ihsan et. Mahlukatın efdali. Efdali mahluk, şerefli mahluk. Mahluk ilah değil. Peygamber Efendimiz de öyle ama istisna yaratmış, onlar da mahluk. Onlar da Allah'ın kulu. Ama Resul, vazifeli tebliğ memur, ilah değil.
Bunu iyi bilmemiz lazım. İşte 20 bin yasır. Daha dünyanın ömrü varsa daha çok öğrenecekler. Yasanın varlığını idrak edip varsın ya Rabbi deyip elçisine tabi olmak. Yani, pratik olanı bu. Elçisinin getirdiğine tabi olmak. Hangi elçisine? Hangi? Zamana göre. Öyle denir mi? Öyle diyor Hazreti Allah. Kur'an-ı Zümşan'da siz onları ayırt etmeyin birbirine. Onlar benim elçilerimdir. Bitti mi? Senin için, benim için bu sefer kim ya? Yaşadığın devreye göre gönderdiğim ülke. Evvelki elçilerinden kaldıysak, onların şeriatıyla amel ediyorsak, tebrik ederim diyorsun. Kafir gavru muyum ben? Hayır. Diyor Kur'an'a Zülşan'da. Hocam bunu aksini göstermeye kalkışma. Vallahi hesabını veremezsin. Zamanımız bu yaptığımız kafın zulmüyle hayatımız geçiriyor. Bunda hissen yok mu? İnanmış bir insana Allah vardır diyene biliyor bilmiyor. Nasıl diyorsun gayrimüslim, kafir, gavur? Ben ehli kitabım diyor, ben İsa Aleyhisselam'ın şeriatına tabiyim diyor. Nasıl diyorsun ona kafir, gavur? Efendim olaylar, olaylar değil, Allah'ın emrinde başlıyor. Olaylar, şöyle olay olur, böyle olay olur. Şimdi olaya mı bakacağız, Allah'ın emrine mi bakacağız? Hayır, karar verin. Olay ilahsa, o ilaha tabi olalım. Yok, Allah'tan başka ilah yok. İlla Allah var. Bu yer ettiyse sen de başka ilah kabul etmezsin zaten. Edemezsin ki. Ve şeriat-ı Muhammed'i olan ibadet tarzlarını istismara kalkışmazsın. Onları yapmayanlara kafir, gavur, gayrimüslim demeye hakkın yok. O da kendine gelen şeriatın hükmünü icra ediyor, edemiyor. İnanmış. Acaba Allah'ın kanununa göre hak kırıyor musun kendini? O kafir gavur diyor ya. Niye dedim? Hele gayrimüslim. En hafifi. Efendi avukatlığını yapmıyorum. Biz o kadar ileri gittik ki. O kadar ileri gittik ki. Tahlif ve Raşid Efendilerim zamanında bulduk. Ayrıldım. Peygamber Efendimiz'in yitağından sonra. Neler çıkardık bak. Muhammediler Alevi ismini diyor. Niye? Olay. İşte yine hata ettik. Olayın hesabını Allah soracak tabii. Müsebbiplerinden. Allah cezasız bırakmasın onları. Amin.
Fakat emri ilahi boşa mı geldi? Bizim bakacağımız yer neresi? Hazreti Resul Efendimiz'in de tavsiyesi nedir? Size öyle bir şey bırakıyorum ki bundan ayrılmayın dediği neydi? Kur'an Azimüşşan. Ayırmadık da Gazi'nin aslan dövmesine benzettik. Neydi o Gazi'nin aslan dövmesi? Hazreti Mevlana anlatıyor Mesnevi'de. Çok güzel, hoşuma gider. Gazi'nin vardı da iyi dövme yapıyordu. Dövmeyi de hamamda yapıyorlar tabii çünkü. Barutla, inleyle basa basa böyle. O varıdın şeyini içine soka soka. Dayanacak adama aşk olsun. Ama güzellik için 100 kasap 100 demiş. Güzel olacaksa 100 kasap 100. Diyenler var. Cinimizde de pek yeri yoktur bu dövmenin. Hele böyle efendim aslan demiş hani Gazvini'ye gitmiş. Bana öyle bir aslan diyor ki sırtıma kükremiş olsun böyle. Bakanlar dehşete kapılsın. Öyle hastalar çoktur. Adam usta otur demiş. İnleyi vurmaya başlamış barından. Anam nereye vuruyorsun yahu nereye yapıyorsun demiş. Kuyruk sokuldu. Öldü kuyruk sokuldu mu bitti. Bırak olmasın demiş ya. Kuyruk sokuldu olmasın. Olur. Bayanlar öldüm. Neresini yapıyorsun? Yelesini yapıyorum. Bırak öldüm ya. Yelesi de olmasın. Neresini yapıyorsun? Kafasını yapıyorum. Olmaz ya. Bittim mahvoldum. Pençesini yapıyorum. Olmasın pençesi ya. Değil gazinin naratmış yetişeyi Müslümanlar. Ben bu kükremiş aslan nesini nasıl yapacağım? He? Kükremiş aslan resmini nasıl yapacağım bu? Yelesiz, kuyruksuz, pençesiz, kafasız, kuyruksuz. Öyle mi yapılır? İşte öyle zorlayanlar var. Öyle olacak diye. Gazi'nin yaptığı aslan gibi. Nasıl? Savun salat haccü zekat kelime-i şehadet. Bunlar şeriat-ı Muhammed'in esas ibadet prensipleri. Emr-i ayı. Ayı da izah edilmiş surelerle. Bundan noksanlık olur mu? O zaman ne olur? Gazi'nin aslanı da benzer. Kimse anlamış ki aslandır o. Savun salat haccü zekat kelime-i şehadet. Bunlara felaket İslam'ın şartı deyiverdiler. Hata ettiler. İslam kelimesi bir kere oraya girmiyor. Allah'ın rüyana göre İslam kelimesi olmuyor diye. İslam umumidir. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar tek din vardır İslam. İkinci bir din yok Allah'ın buyruğu, halkettiği İslamiyet. Adem Safiullah'tan. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da da Peygamber Efendilerimizin hayatından bahsederken İslam olduklarını anlatıyor Hazreti Allah. İslam dini üzereydiler. İslam'dan başka din arayan hüsrandadır diyor Hazreti Allah.
Din olarak size İslam'ı seçtim. Size dininizi de tamamladım Muhammed'in. Başka şer'i hükmü gelmeyecek. Deyince yalnız tekerimize çekiyoruz. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Bilenleri de susturuyoruz. Çok dinledim. Bilen profesörler aynı mevzuya temas ettiler zaman ertesi gün konuşturmadılar. Kasıt var burada, ne var? İnşallah kasıt yoktur da. Safiyet vardır, Allah kusurlarını affetsin. Ama dökülen kanların hesabını kim verecek? Hiç yerine. Sınan ocakların hesabını kim verecek? Tetilin olmuş ümmetlerin birbirini boğmalarının hesabını kim verecek? Allah aşkına. Ben ilim sahibiyim, tahsilini gördüm diyorsun. Şunu bana bir izah eder misin? Ne demek istediğin anlayamadım. Sana mı inanacağız? Hazreti Kur'an'da Allah'ın beyanına mı inanacağız? Bak çok söylüyorum. Ben işkembeden konuşmuyorum. Ha. Kur'an Azimüşşan'da emri ilahi bu diyorum. Hepsini anlatmaya muktedir değilim. Bana Kur'an oku desen bir sürü yanlışımı bulursun. Ama ben yaşıyorum. Sen de bu yok. Çünkü sen sadra inmedin. Satırda kaldım. Yunus'un dediği gibi. Onlar okumadılar satırdan. Okudular satırdan diyor. Müftüler. Satırdan da okunur mu? Nereden okudu Peygamber Efendimiz? Peygamberim biliyorum, okuma yazma bilmiyordu. Belki bütün peygamber efendilerimiz bilmiyordu. Bilmeyi bilir, hiç lüzum yok. Adem Aleyhisselam tek insan olarak dünyaya geldiğinde ne bilsin canım? Allah Allah! Ne okuma yazmışsın? Cennetle gösterdi Hazreti Allah işte. Geleceğin yer burası. Ondan sonra çıktı. Efendim elma yedi, armut yedi, ayva yedi, ne yese yesin, o değil o. O için ki uydurmacasıdır demiş hani. Ben Karadeniz'in ötesi satmış da. Ağacı asılıdır, başı kırmızıdır, cikcik eder demiş. Bilmedim, olay yok. Söyle demişler, gör Trabzon'u söyleyin, görmüşler Trabzon'u. Hayaldi tabii bunlar. Mâli hülya bir tohumdur, ektim ama bitmedi. Bu zürtük ne manamat, bıktım ama gitmedi demiş. Mâli hülya. Verdik demişler. Hamsıdır da. Lan o bir an yansın. Hamsı olur mu lan? Ağaç asılı diyorum, ben astım demiş. Lan başı boyalıdır dedim, ben boyadım. Çık çık eder, o da kandır oynasıdır demiş. Bu hale getiriyoruz. Hadi şurada. Ha. Onun için hocam, kardeşim, ustadım, ihtiyacımız var senin ilmine de. Senin ilmine de ihtiyacımız var. Fakat senin de tasavvufa ihtiyacın var. Tarika ihtiyacın var.
Sırat-ı müstakime ihtiyacım var. Evet, çok şeyler öğreniyorsun. Okulunda okuyorsun. Takdire şayandır. Okumayanları tan ediyoruz. Çünkü Hazreti Allah ilk kitabı Peygamber Efendimiz'e İkra diye gelmişti. Oku. Oku. O ne bizim? Neden sadırdan oku? Satırı bilmiyor musun? Seni bir kan pırtısından meydana getiren Allah'ın adıyla oku. İşte bu okumadan mahrum kaldık. Ve bazen lüzumuna binaen de bu okuyanları şimdilik durun biraz, 15 sene kadar dediler. Haklıyızlar. Çünkü dejenere ettik. Hani bir laf vardır. Ağacı suda bekletme, olur avanız derler. Avanız. Avanız olur, bir daha kullanamaz. Sertleşir ki, çelik gibi olur. Uşağı da kapının da çok bekletme. Ya enişten olur ya babanız demiş. Atalar sizi, ben demiyorum. Yani. Niye girdik oraya? Girdik, ne bileyim ben. Onun için bir kararda kalan Hazreti Allah'tır, efendi. İnsan bir karar olmaz, zamana göre yaşayacak. Yaşamayı bilecek. Dünün insanlığı bugün yaşatamazsın. İstersen bir tecrübe edelim. 200-300 sene evvel vefat etmiş insanı kabirden çıkar getir. Hazreti Allah beyan ediyor zaten Kur'an-ı Azimşan'da. Ashab-ı Kehf biliyorsunuz o. Burası var. 300 küsür sene uyudular onlar. Uyuttum diyor Hazreti Allah. Döndettirdim, güneş kaldırdım. Öyle bir dedikten onlara güneş döndettirdim onları. Çevirdim. Bir de köpekleri vardı, kıtmir. Onlardan ayrılmıyordu. O da canlı kaldı. Hatta cennete bir hayvan girecekse o girecek. Uyandılar sonra. Allah Allah. Yahu çok acıkmışız sizler biz. Demek ki fiden yatıyoruz. Yani birkaç saat daha yatmışlar güya. Geçmeden bir şeyler al geldi. Zalim hükümlerden de kaçtılar zaten. Dışarı çıkamıyorlar. Bir arkadaşları tepli kıyafetti. Gel gitmiş. Biraz bir şeyler getirdi, yiyelim. Gitti adam, 300 küsur sene evvelki parayı mangırı sürdü. Adam baktı, ben bu ne? Ekmek alacak. Gerçekten ortalık karıştı tabii. Yakaladılar. Anlatmakla yüzüne doğdu. Ya biz böyle böyle zalim hükümlerden kaçtık. Geldik orada biraz uyuduk. Ne biraz ya? O öleli 300 küsur sene oldu. O hükümden öleli 300 sene oldu. Siz arkadaşlarınızı ötüseniz. Tarsus'ta. Ashab-ı Kehf şey vardır, mağarası vardır. Allah şimdi ihsan etsin de ziyaret edin. Efendim. Dedi ki buyur siz gitmeyin de ben iyi anladım ama arkadaşlarım bundan haberi yok. Biz 300 küsur sene uyumuşuz. Ne devirler değişmiş, ne devirler değişmiş.
Paralar değişmiş, bilmem neler değişmiş. Arkadaşlar haber vereyim de şok olmasınlar, dedi. Geldi arkadaşlar sorma biz 300-400 lira uyumuşuz. Yemeyem. Rabbimizi uyutmuş. Şimdi devir öyle değişmiş ki bizim parayı marayı bile kalmamış yer yüzünde. Bir ekmek alamadık. Rica ettiler Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi emaneti al, bizi rezil etme dediler, biz bu halimizle rezil olduk. Onun için geçmiş zaman neyi yaşıyoruz? Sen alıp oraya götürseler ne yapacaksın? Ondan 300, 400, 500 bin sene evveline götürseler ne yapacaksın? Anam anam, Rabbim ne güzel tercih. Her zaman bir elçi gönderiyor kulların irşadı için, o güne göre. İkaz için. Ve ashab-ı kerim ruh teslim ettiler. Ricalarını kabul etti Hazretleri. Ben öyle işte dediğim gibi Türkiye'de Tarsus'ta ashab-ı kerim mağarasında yatar, camisi falan vardı. Çok kısmet oldu fakir oralarda. Evet. Yani örnek olarak veriyorum ben. Dünü yaşayanlara niye kafir yavruyor? Şunu anlayamadım. Niye gayrimüslim diyorsun? Sen gönül verdiğin bir şeyden başka biri akmak mümkün mü, bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hatır hatırladığın yerler için. Allah-u Teala Hazretleri Allah var diyene Müslüman diyor. Sen niye beş şart koşuyorsun diye. Hiç Allah'tan korkun yok mu? Sen demeseydin belki insanlar kendine gelirdi de ya bu da inanıyor falan diye, değil mi? Hürmet göstermeye kalkışırdı. Sen İslam şartı beş deyince herkes kafir gavur oldu. Gayrimüslim oldu. Teşvik ettik namaza falan, etme. Allah nasıl buyuruyor, şöyle anlat. Herkesin, her peygamber efendilerimizin şeriatına tabi olanların hürmetkar olalım, hürmetkarız. Ama en sonra gelen şeriatlara tabi olanlar daha kemalatlı insanlar. Ve insan demiş. Dün dündü canzı yazım. Gün bugündür gün bugün, dem bu demdir dem bu dem. Yani Hazreti Allah. Geçti can yazım. Bugün yaşayacaksın. Evet. Dünde kalanları tahan etme kafir yavru ayrımcılık. Başına bela alır. Allah'ın karşısında da sorumlusun. Niye? Bildirmiyor mu Kur'an-ı Zümkan'da Hazreti Allah? Bildirme sadece vaaz olsun. İmanın şartına dahil etmedi mi? Ve kütübihi ve rasulü kitaplarına inandım, resullerine inandım demiyorsan imansızsın. İki, imanı kaybettin. Altı imandan ikisini kaybettin. Altı şartlar. Öyle Allah'a inanmıyorsan zaten imanların yanına bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Hatta ahir zaman peygamberine imanın da bir şey ifade etmiyor. Allah'a inanmıyorsan. Ettin mi? Hayır. Amcaları,
Niye küfürle gitti? Peygamber Efendimiz. Hürmet, hizmet, sevgi, muhabbet ettik herhalde. Ne ifade ediyor? Allah'a inanmazsan. Lütfen. Artık uyuma zamanı geçti. Gerçekleri anlayalım. Haykıralım dünyada da düşmanlık bitsin artık. Yeter. Ölmeyelim. Şöyle kılıç vurduk, böyle kılıç çaldık. Ne eğlenir? Haçlı seferler. Niye itaz oldu? Yani onların müdafasını yapmıyorum. Evet. Tarihi acı sayfalar. Zaman ne geçmiş okuyalım da ibret alalım. Allah mı böyle tertip etti? Allah böyle tertip eder mi? Seni ihtiyarınla baş başa bırakmış. Sen şerefli eftali mahluksun. Diğer mahlukat gibi değilsin. Diğer mahlukat gibi olsan hiç onların mesuliyeti yok. Cennet, cehennem onlar için değil ki. Hesap onlar için değil ki. Onlar bazı şeylerini yapıyorlar, yapmıyorlar, gidiyorlar. Toprak oluyorlar. Senin yaratılışın başka. Sen Allah'ın yeryüzünde halifesisin. İnsan olmayan amca, beni alemsin. İnsan olmayan amlet kılındı. Ezeli Allah'tan ruhlar aleminde imtihan verdin ama rahmeti sonsuz rahmet ilahi sana bir fırsat daha verdi. Dünya. Sana bir fırsat daha bahşetti. Dünya. Sen bu fırsatı boşa harcayacağız. Ömrünü bilmiyorsun ki ne kadar. Az olsun çok olsun imtihanı bitiyorsun. Cenab-ı Hak aciz değilsen bir nefesinde ne olduğun meydanda gösteriyor. Niye böyle yarattı? Ha hadi geri gitme. Niye böyle yarattı? Bu senin yakışmıyor aslında. İsteseydi beni şöyle etmez miydi? Güldürme adamı. Terbiyesizlik yapıyorsun. Allah istedi, yarattı. Çok mahlukat var. Ama onlar senin kadar şerefli değil. Onların mevkisi, makamı yok. Senin var. Kadirin kıymetini bil. Dangır dongur hayatını bitir ama. Sermayeyi boş harcıyorsun. Müflis pezer, tövbe estağfurullah, neyse. Allah var mı yok mu? Aleyküm selam. İlm-i yakin, anlayacak şekilde yaratmış seni. Eğer anlamıyorsan zaten mesul değilsin. Mecnunsun. Mecnunda da velayet olmaz. Burayı bil. Saf bazı geçinenler vardır. Böyle, hayır, hayır. Onlar o safiyetiyle giderler. Cenab-ı Hak ne saf böyle peygamber yaratmıştır, yok. En zeki, en kötü, en olgun insanları kılmıştır. Ezel yeri var da. Varisleri de böyledir. Saf hiçbir şeyden akıl ermiyor. Yo, peygamber varisi. Kafamda kaçacak mı? Şimdi. Yarın hakkın divanında ben olurum. İçin açılacak, göreceksin. Burada yutturuyorsun bazı saf insanlara. Hayatını götürüyorsun. Zaten hayatın gidecek. Salak.
Sanki o iş olacak da sen beyhude elin yüzünü kararıyorsun. Beyhude kararıyorsun. Ana adam çırak görecekti. Demirciye vereceğim diye kafayı takmış babası. Oğlanı. Hızır Aleyhisselam karşı gelmiş. Allah'ın lütfü ihsanı. Hızır diye bir güç. Peygamberdir Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam. Ama güç Allah'ındır. Hiçbirinin gücü yok. İyi ana kuş yolu. Allah'ın kuludur, Resulüdür. Allah izlerinden ayırmasın. Onların elinden zuhur eder rahmet ilahi. Onların efendim dualarından, yakarışlarından zuhur eder. Ama yapan Hazreti Ağar kızcağıdır. Hiçbirinin gücü yetmez. Bir şey muktedir değil ki insan. Ya bize öyle anlatmıyorlar ya. Filanca evliya şöretmiş, yitmiş, şöretmiş, bilmem ne yapmış. Bilmem nereden nereye gitmiş. Sen öyle bileceksin de. Gerçeği bilene sorduğun zaman sana ne der biliyor musun? Hatta uygunlar. İşine bak hadi. Karıştırma işi. Allah'tan başka güç yok. Ne Peygamber Efendilerinde güç var, ne Evliyullah'ta güç var. Ama onlar rahmete vesiledir. Onların simasında tecelli edecek. İster hayatta, ister mematta. Onun için Peygamber Efendimiz benim kabrimi ziyaret eden hakikatte ziyaret etmiş gibidir. Şefaatim ona vaciptir buyur. İyi anla. Bugün Evliyaullah'ın huzuruna varırsın, kabrine varırsın, merkezine varırsın, türbesine varırsın, nasılsa. Orada yaptığın ricalar müstecaptır. Çünkü oradaki bir emanet ilahiyi taşıyan bir ruh mevcuttur. Yok orada olsun olmasın. Allah'ın orada melekeleri vardır. O türlü iltica edenlerin dileğini iletmek için, bildirmek için, tecelli etmek için. Onun için bu an vakıf olmadıysan alay edersin, taştan topraktan ne istiyorlar? Bunlar kuta tapıyorlar, taşa toprak. Tüh! Ya Kur'an'da geçme sebebi var. Okumadın mı? Müntehid Esmer'si 13. ayet. Ne diyor Hazreti Allah? Onlar kabir hayatlarına inanmazlar. Öldükten sonra dirileceğine de inanmazlar o tür insanlar. Kabir hayatına iman etmeyenler öldükten sonra dirileceğine de inanmazlar. Zira onlar kafirlerdir Habibim. Mümtehine Suresi 13. ayet. Ya 12 ya 13 işte karıştırıyorum. He? 12. Onun için taştan topraktan ne istiyorsun? Vası bilemiyor. Aman hale dede, bana şöyle dede. Yok, yetişmez. Aklı mı? Ama orada bir rahmet var, onu idrak etmiş. Yeter! Alay etme. Yeter. Niye? Anlatırım. Hacı Bayram Veliha zaten ziyarete gitti. Allah şefaatlerine layık olsun. Onu vesile kılarak Rabbuma tazarrun yani diyoruz. Yoksa o bir şey yapacak. Hayır. Vesile o, oldu bitti. Allah makamlarını âli kılsın. Garibime gitti. Kapıdan gelirken baktım kadının birisi. Sosyetik kadının birisi. Çantasını açtı, başa çıkardı, bir bez çıkardı, başına taktı. Lan anam, yani Allah'ın emrine dışarıda riayet etmiyor da burada mı edecek?
Yani Hacı Bayramveli Hazretleri'nden korkuyor mu bir şeydir? Sanki efendim. Allah Allah, merak etmeyin. Yanına da şöyle yaklaştım, ne diyecek diye. Yaklaşmıyor musun? Açıktan söyledi. Neden o bana olan evladı, öyle mi? Dedi. Allah Allah. Kalbime gitti. Şimdi arkadaşlarımın birkaç işi var. Dedim ki şunun adresini öğrenin şu kadını. Takip edin. Öğrendiler, geldiler, adres verdiler. 9 ay 10 gün sonra haber gönderdik. Evet, bir oğlu olmuş Nurtuğ'u gibi. Hadi. İyi anıyor mu? Anıyor la demiş hani. Anıyor. Komutanım dediler temine. İstirahatteyiz askerde. Saç çalmayı biliyor filanca dediler. Getirin bakayım bir saz. Ben işte hazırlarında varmış herhalde. Getirin bir saz. O da pek beceremiyor ya. Dangır dungur, dangır dungur maham yapmaya başladı. Da ağızdan söylemiyor da sazda yapıyor. Termen maham oydu. Termen. Hoşuna gitti. Şimdi askerler diyor ki anıyla. Anıyla. Yani onlar anıyormuş da termen anamıyormuş. Gazeteliyormuş da. Anıyla hayret ediyorlar yani. Nasıl anıyor ki? Anıyla. Hiç unutmadım olayları. Anıyla. Onun için dikkat edelim kardeşlerim. Lafla peynir gemisi yorumuyor. Müslümanız elhamdülillah. Muhammediyiz elhamdülillah. Başka peygamber efendilerim de dil uzatma koparırlar. Ona tabi olanlara da karışma, senin işin değil. Onların hepsi kafir, gavur, gayrimüslim değil. Allah öyle diyor. Allah'ın kanunlarına göre yaşa, ona göre inan, ona göre muhakeme et, ona göre hayatın zevkini al. Allah'ı bilmiyorsan zevkin hayvaniyetten öte gitmez. Allah'ı bilmiyorsan, biliyorsan Allah'ı, sadece biliyorum demek bir yerde yetiyor da yetmiyor. Ya, aynası içtir kişinin lafa bakılmaz. O eserlerinde görülecek, nasıl görülecek? Savun salat, haccü zekat, kelime-i şahit. Bunlar baş enbiyalardır. Niye? Mümin olmak için, müttaki ittika sahibi olmak için bunlara muhtaçsın sen. Yoksa Adem olarak gelirsin, Adem olarak gidersin, yok olarak gidersin. Yok olarak geldin, yok olarak gidersin. İnsan olmayan amelettin olamazsın. Ben bunu kasıtlı söylemiyorum. Alevi kardeşlerime diyorum. Güzel. Allah aşkınızı korusun. Muhabbet ediyorsunuz. Allah'ın varlığına inanmışsınız. Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğuna iman etmişsiniz. Hazreti Ali Keremullah ve Şeyh Efendimiz'i rehber kılmışsınız. Ne güzel. Öyle buyurdu Peygamberimiz Efendimiz de. Ene Medine'sine Ali Babu'a buyurdu. Ben ilim şehriyim, Ali kapısıdır, oradan girin. İlim isteyen oradan girsin. Niye? Hulefai Raşid Efendilerim içinde en alimi Hazreti Ali Keremullah'a geçmiştir. Felan cemberinden geçmiştir. Her türlü ilim var. Allah izinden ayırmasın. Ha, Alevilik yemesek var mı? Hayır.
Caferi var. Evet. Cafer Müsaadır radıyallahu anh efendimiz. İmam-ı Azam Hazretleri'nin babalığı. 2 sene. Onun için onun terbiyesinde büyümüştür İmam-ı Azam Hazretleri. 2 sene olmasaydı Nuh'un hayattaymış diyordu. Mahvolmuşum ben. O 2 sene buna ihya ettik. Babanın maneviyatı öğrendi. Cafer Sadık radıyallahu efendim. Bu da tarihe bakar. Benim şunun bunu uydurması değil ki. Onun için nasıl vahit geçiyor, geçiyor, yazık etmeyelim diyorum. Allah ilminizi âli kılsın. O kardeşlerime de gelin. Hazreti Ali Keremullah Efendimiz nasıl yaşadıysa öyle yaşayalım. Evet, mescitte öldürüldü diye, şehit oldu diye mescidi niye tahane ediyoruz? Mescidi niye girmiyoruz? Onu hiç terk ettin mi? Ya kıyafetçilerine. Allah kısmet etti, geldim oralara hep biliyorum. Allah şefaatlerine nail kılsın. Sağ ol, sağ ol, haçlı zekat, gelmeye şahit. Kardeşim, ne dersen de de bak bunlardan uzak durma. Kendiliğinden ibadet icat etme. O da güzel. Allah dedi oyna. Olur. Allah dedi oyna da bu oyun. Başka bir şey değil. İbadet taat dedi mi? Sahur salat, haccü zekat. Kelime-i şehadet. Evet. Bak şu Sünni Alevi meselesini. Müslümanız elhamdülillah. Muhammediyiz elhamdülillah. Ehl-i Beyt'e, Evlâd-ı Resûl'e, Âl-i Beyt'e sonsuz hürmetimiz var. Âl-i Abâ'ya. Kimim yok? Hangi Allah'a inandım diyenin yok? Ama öyle hale getirdiler ki, diyorum olaylara bakmayalım da. Emr-i İlahi'nin dışına çıkmayalım. Olaylar bizi nerelere götürüyor bak. Değil mi? Kardeşi kardeşe boğduruyor, düşman ediyor. Kardeşi kardeşe. Cem abi ne güzel açmışsın. İyi inşallah. Ona dönüştürür de bir mescit gibi namaz kılmaya da başlarsın inşallah. Kardeşim benim. Ya. Değil mi? Ya. Bak biz de Diyanet'in bazı mekrinden kurtulalım diye ibadethane dedik. Cami diyeyim burası. Ya. Başka bir şey var mı? İbadethane. Hem nasıl ibadethane? Kitap, sünnet, icma, kıyas, ufka. Edilen şeriye uyumlu ibadethane dedik. Başka var mı? Senin mescidin başka bir şey mi? Minare yapmadık. Ezan-ı Muhammed'i her yerden duyulduğu için. Hatta çıkıp da birisi yüksekte okursa tamam o sünneti yerine getiririz. Şey değil. Komşularımız da biraz çekindiler. Minare yapar da yıkılırsanız bizim binanın üzerine ne olur bizim binanın hali diye. O da doğru söylüyor. Daha hoş gördük. Efendim. Yaşayacağız ya. Aile hayatımız olacak. Rabbim'in yarattığı şeyler tahakkuk edecek. Yiyeceğiz, içeceğiz, meşru. Kimseye düzen kullanmadan, kandırmadan, başkalarını rahatsız etmeden. Şey biliyor musun? Allah'ı da biliyorsun. Düğünü bayramını yapacaksın, gir oyna, çık oyna. Allah'ın rahmeti de geldi. Ya. Zon zon gezen at demişler. Söz tutmayan avrat, kötü çıkarsa evlat. Söz tutmayan evlat, kötü çıkarsa avrat. Allah belanı vermiş, girağına çıkağına. Değil mi? Bir de Rahman yürüyen at, söz tutan evlat,
İyi çıkarsa avrat, avrat dediğimi duymasın. Öyle ya, işte öyle, tabir öyle. Düğünü bayramı yapacaksın, gir oyna, çık oyna demişti. Ya. Allah için ne yaptın? Allah için ne yaptın? Hani bazıları levha yapıyor, bakıyor da. Her gün yüzüne bakıyor, Allah için ne yaptın? İyi bir şeydi. Hayat boyu ne yaptın? Bir ahlaksız, seviyesiz biri varmış da. Demeyeceğim, nasıl yaşadıklarını anlatıyorlar. Fakir gelmiş de bir kap yemek görmüş ama. O gece Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz'i görmüş. Teşekkür etmiş. Allah seni yüce makamlara yetiştirdi demiş. Bunu Çorum kürsüsünde bir hoca efendi naklediyor. Eskiden dana dişiyi ve bazı bilgili insanlar da dinliyor. Tahammül edemiyor ayağı. Yaşa, zalim hoca. Gavur hoca diyorlar. İmai. Nefes nefes aşağı indiriyorlar. Böyle erkekler. Demek bu kadar melhan, melhum bir insan bir tabak yemek görecek. Allah'ın selamına, Peygamber Efendimiz'e teşekkürüne mazhar olacak. Geber direkt bir daha sen bu Çorum'da bir görelim diyorlar. Dışarıdan gelmişmiş. O arslanlar yok şimdi. Yok. Şahit oldum ben. Anlatmıyorum neler anlattığını da icap ediyorum. Ben bunu yaşayayım da arkadaşlara naklettim de. Daha yani maskeden yeni geldim. Duyduydum bunu da çok hoşuma giderdi. O gece tatil filahiye masal oldu. Maneviyat teşekkür etti fakir. Daha şeyh bak değil mi? Ben bunu Hacer Efendi Hazretleri'ne anlattım. Şeyh Hacer Efendi Hazretleri. Anam babamın şeyhanı. Çok hoşuna gitti. Çok temizsin Galip Efendi oğlum dedi. Allah muhafazasın. O ölmek değil de anlatıyorum. Atmasyon bir şey yapmayın. Karadaşın, karanlıkta karadaşın altında karıncanın yürüyüşünü gören Hazreti Allah. Sen nereden gizliyorsun? Hani Şehzade Şirazi Hazretleri dediler, günah işlersek ne yapalım? Allah'ın görmeyeceği yerde işleyin, hiçbir şey yok dedi. Yalın Allah'ın görmeyeceği yerde işleyin, günah işlersek. Allah nereyi görmedi? O zaman otur oturduğun yer. Değil mi? Ben size kutkudumu kokmuyorum. Her şeyin özünü vermeye çalışıyorum. İçimden gelen ses haykırıyor. İnşallah. Dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Duyurduklarımızın işte teşekkürleri var. Sergi yaptık. Hakkımız bizim. Atatürk köşesi yaptık. Allah kahretsin, yağcılık değil. Kimseye hatır için ne edemem.
Atatürk'ün yaptığı icraatların hayranıyım. Bilemedikleri var tabii. Bunlara değil. Beşer. İlah değil ki. Fakat bazı şeyler o kadar yerinde tespit etti, vurdu. Ama işte dinsizliğe müsait olan bazı kişiler onu alet ettiler o şirk fikirlerine, o büyük insan. Ben buna haykırıyorum. Sen nelerdir? Yapmayın diyorum. Günaha giriyorsunuz. Dini bütün insanlara kafir diye tanıtmaya hakkınız yok. Atatürk tedrisatı tamamdı. Bir hoca efendi kadar malumatı vardı. Zahiri batın ilim Dervişoğlu da söylenir. Çünkü bazı şeylerde tekkeler arasında. Bektaş tekkesine falan bakıdır. Bu şeylerde tasavvufun aleyhinde değildi. Şeyh efendilere karşı hürmetkardı. Ama Nail'in bir numara düşmanıydı. Allah rahmet eylesin. Şimdi de yağcılık yapmıyorum. Atatürk'ü atayı arıyorum derken atayı değil de o prensi varıyorum. O yiğidi arıyorum. Ankara'yı tarikatlar istila etti. Meşayet kurulsa kaç tane çıkar? Gerçek meşayih kaç tane bulursun? Yalan. Olur. Allah muhafaza etsin gerçekten. Ama en fazla acıyı çeken bu abdi aciz. Bu acıyı çeken. Buna da şahit olun. Onun için diyorum ki atayı arıyorum. Niye atayı, neyini arıyorsun? O da beşer ya. İlah değil ki. Onun güttüğü zihniyet. Allah'ın lütfisanıydı. Dejener olan tarikatlar. Aslı, nesli, belirsiz tarikatlar türedi. Eşek yiyen dervişler türedi. Hala var zamanımız. Hala içimizden çıkıp da düzenbazlık yapan kişiler yok mu? Allah cezalarını versin. Amin. Evet. Hayattayım ben, düzenbaz şey değilim. Benim malumatım Rabbim ihsan etmeden dergahından bir kişiyim tayin edecek. Hayır, öyle kanun ilahi yok ki. Kendi kendine hüküm veren, kendi kendine poz veren insanlar. Ne olacak hali ümmet-i Muhammed? Bu mu yol gösterecek? Küçümsemiyorum insanları. Sahtekarlığa diyorum, düzenbazlığa diyorum. Bu mu sırat-ı müstakim? Peygamber'in de Efendimiz'in getirdiği yol bu muydu bunun dediği? Cinci pezevenkler. Şeytani. Zekalarını kullanarak. Onun için aynesi içtiği için lafı bakılmaz. Evet. Hani Cingen Karısı'nın dediği gibi namaz kıla kıla yıktılar mı? Şimdi başladın hacca gitmeye.
Ben namazı dedi, itimat ettik, evimi yıktım. Şimdi hacca gidiyorum, ne olacak ümmet-i Muhammed'in hali? Amanın, hacı diyecekler. Oh! Allah şerlerinden olur. Sizleri tenzih ediyorum. Evet. Hatasız insan olmaz. Olur. Devam ediyorsa Allah olur. Ne? Orhan Gencebay'ın türküsü değil yalnız. Bu herkes de şamil. Hatasız olmaz. Doğru bilirsin. Kur'an'da da var mı? Evet. Hazreti Allah ne buyuruyor? Günah işlemekte haddaşan kullarım. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Ne demek bu? Haddi aştın ama nezamet duydun mu? Tüm istiğfar ettin mi? Ettim. Tebrik ederim. Yok hala diyor. Hani adam bakkal dükkanına girmiş de ya hak demiş. Bakkalın arkası dönük bir kalıp sabun aldığıyla cebine sokmuş. Ya hak demiş. O da görmüş nasılsa karşıda aynam vardı ne vardı. Yani hakkı biliyorsan sabunu yerine bırakmış. Öyle çıktı. Sabrın yerine koyduysan ya hak. Bir kez gömül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet elin yüzün yumaz değil, yağmaz. Durur. Bir kez gömül yıktın ise. Bilini muhafaza et. Ha. Çok şeyler var da ayıp olur diye demiyorum. Demeyeyim değil mi? El Fatiha.